Osmanlılar ülkeden kovuldu. Şimdi artık yeni Türk devletinin büyümesi için yenilikler mi yapılacak Müjde abla? Evet Alican, ama Mustafa Kemal'in asıl kahramanlık öyküsü belki de şimdi başlıyor. Şimdi mi başlıyor? Nasıl yani? Bütün düşmanları yenmedi mi? Türkiye korkunç bir savaştan çıkmıştı. Halk fakirdi, yorgundu. Üstelik bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelerin yıllarca gerisinde kalmıştı. Hem halkın hem de ülkenin bu yeniliklerle tanışması gerekiyordu. Savaş sırasında düşman karşıdaydı, belirgindi. Görünen bir düşmanla savaşırsın Alican. Ama cehalet, fakirlik gibi görünmeyen düşmanlar. İşte asıl onlarla savaşmak en zorudur ve çok büyük kahramanlık gerektirir. Çok merak ettim. Neler yaptı sonra? Atatürk eşitliğin ve demokrasinin çağdaş Türk devleti için gerekli olduğunda ısrarlıydı. Saltanatı kaldırdı ve meclisi kurdu. Saltanat ne demek Müjde abla? Osmanlı Devleti'nde babadan oğula geçen yönetim şeklidir Alican. Meclisin kurulması ve Lozan Anlaşması'yla dış ülkeler tarafından tanınmasıyla bu yönetim şekli kaldırılmış oldu. Atatürk hukuk alanında da büyük yenilikler yaptı. Medeni hukuk, ticaret ve ceza hukuku oluştu. Bununla birlikte yeni Türkiye'mizin, Cumhuriyet'in güçlenmesini engelleyen tarikatlar, tekke ve zaviyeler de kapatıldı. Atatürk yaptığı inkılaplarla, yarattığı yeni insanın dış görünüşüyle de uygar insanlar sınıfına katılmasını istedi. Bu amaçla kılık ve kıyafette de düzenleme yapıldı ve bugünkü kıyafet anlayışını getirdi. Şapka kanunu çıkarıldı. Dini kıyafetlerin giyimi de sadece ibadet yerleriyle sınırlandırıldı. Anlıyorum Müjde abla. Televizyonda Osmanlı Devleti'nin anlatıldığı bir dizide görmüştüm. Bugün giydiğimiz çağdaş kıyafetlerden çok farklı görünüyordu onların giysileri. Aynen öyle Alican. Sadece kılık kıyafet değil tabii. Ülkenin yönetim işlerinde de bir takım değişiklikler oldu. Laiklik, devlet ilkesi olarak kabul edilerek din ve devlet işleri kesin olarak birbirinden ayrıldı. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurularak Türk tarihi ve Türk dili üzerine çalışmalar yapıldı. Hatta Alican, Atatürk, vatandaş için Medeni Bilgiler kitabına Türk dili için şu sözleri yazdırır. Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olan dillerden biridir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, anneannelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milli birliğini oluşturan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Bugün matematikte ve geometride kullandığımız üçgen, dörtgen, açı, bölü, artı, eksi, çarpım, boyut gibi pek çok terimi Atatürk'ün türettiğini biliyor muydun? Öyle mi Müjde abla? Çok şaşırdım doğrusu. Atatürk ne kadar yetenekliymiş. Çok yönlü bir lider Atatürk. Eğitim ve öğretime de çok önem verdi. Eğitim ve öğretimde laik ve milli bir yol izlenmesi konusunda çok çalışıldı. Medreseler kapatılarak çağdaş ve modern yöntemleri benimseyen Cumhuriyet okulları açıldı. Atatürk'ün en büyük eserlerinden biri olan Harf İnkılabı gerçekleşti. Arap harfleri yerine okunması ve yazması çok daha kolay olan Latin harfleri kullanılmaya başlandı. Ayrıca uluslararası takvim, saat ve rakamlar kabul edildi. Ne çok değişiklik yapılmış. Şimdi biz bütün dünyada kullanılan takvim, saat ve ölçüleri kullanıyoruz. Ve bu yüzden diğer dünya ülkeleriyle iletişimde, ticarette ve benzeri ilişkilerde herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Evet Alican. Ayrıca Atatürk'ün eşsiz bir adalet duygusu vardı. O dönemde kadınlar şimdiki gibi erkeklerle eşit seviyede görünmüyordu. Buna cinsiyet ayrımı denir Alican. Atatürk çağdaş bir toplum olabilmenin ve çağdaş bir hukuk devleti kurmanın ilk şartının kadının da bir vatandaş ve özgür bir insan olarak haklarını tanımak ve ona saygı göstermek olduğunun bilincindeydi. Kadın hakları konusunda çağdaş atılımlar yapılarak pek çok Avrupa ülkesinden daha önce ülkemizde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. Atatürk kadınlara 1930'da belediye seçimlerine katılma
1933'te muhtarlık seçimlerine katılma ve 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Türk kadını siyasal alanda da birçok ülkedeki kadınlardan önce haklar elde etmiştir. Örneğin kadınlar seçme ve seçilme hakkını Fransa'da 1946'da, İtalya'da 1948'de, Japonya'da 1950'de, İsviçre'de 1971'de elde etmiştir. Gördüğün gibi Alican, Türk kadını seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupalı kadından çok daha önce elde etmiştir. O, 1923'te İzmir'deki konuşmasında şöyle der. Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Müjde abla, güzel bir öykü dinliyor gibiyim. Aslında merak ediyorum. Atatürk bu kadar kısa zamanda birçok yenilik yapmış. Bütün bunlar nasıl gelişti? Tüm Türkiye'ye bunlar nasıl yayıldı? O zamanlar internet ya da uyduların olmadığına eminim. Çok akıllıca bir soru bu Alican. Yapılan bu yeniliklerin halkımız tarafından daha iyi anlaşılması ve korunması için Atatürk bazı ilkeler geliştirdi. İlkeler mi? Nasıl ilkeler bunlar? Atatürk'ün adını verdiği ve bugün de bağımsız ve özgür yaşamamızı ve onun yolundan gitmemizi sağlayan ilkeler bunlar. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri. Tüm bu ilkeler Türkiye Devleti'nin işleyişi ve yönetimiyle ilgili temel ilkeler olarak kabul edildi. Ve hala bu ilkeler kullanılmaktadır güzel ülkemizde. Müjde abla, Atatürk'ün iki ismi olduğunu söyledin. Biri Mustafa, diğeri ise Kemal. Peki biz neden onu daha çok Atatürk olarak tanıyoruz? Yoksa bu onun süper kahraman olduğu için aldığı isim mi? Belki de haklısındır Alican. 1934 yılında soyadı kanunu çıkarıldı. Daha önce insanların soyadı yoktu. Peki sınıfta birden fazla Alican olunca ne yapıyorlardı? Karışmaz mıydı? Karışırdı elbette. Babasının adıyla anılarak ya da değişik lakap ve ünvanlar kullanarak uzun uzun tanımlamalar yapmak zorunda kalırlardı. İşte o kanunla Mustafa Kemal de Atatürk soyadını aldı. Anlamını düşünürsek Türk halkının babası, atası demek bu. Evet haklısın Müjde abla. Bu gerçekten çok büyük bir onur.